Hocam Resulullah Aleyhisselam'ın bir hani güldüren sahabe hakkında izahatı oldu. Evet. Ve şöyle dedi. Güldürenin ilahi tecelligah olarak görülmesinden bahsetti. Evet. Yani güldürende Allah'ın yani ilahi tecelligahı görürken ağlatan da ilahi tecelligah. Doğrudur. Ağlatanda da görmek gerekiyor. Ağlatanda da ağlayanda da görmek gerekiyor tecelligah. Yani bunların hani şeytan örneği gibi acaba bu tecelligahlarda da ayırma edep midir yoksa? Şimdi ayette şöyle geçiyor dedi, mealen söyledi. Güldüren ve ağlatan odur. İşte bu ayetten bakışla dedi, bir insan insanları güldürüyorsa, Allah'ın meşru kıldığı alanın dışına da çıkmıyorsa, bu bağlamda güldürüyorsa işte o bir tecelligahtır. Öyle bakmak gerekir dedi. Yani Allah'ı bilmek adına, Allah'ı tanımak adına o güldüren insan bir tecelligah olur. Allah'ın bir tecelli ettiği mahal olur. Seni güldürüyor. Yani seni bir bast haline sokuyor. Bir genişlik, bir ferahlık hali veriyor. Öyle ya, birisi sonuçta dedi ya burada cahil insanlar tarafından böyle insanları güldürenler şaklaban diye, soytarı diye nitelenir dedi. Bu cahillerin nitelemeleridir dedi. Halbuki dedi bu güldürme insanı tecelligahtır. Allah'ın tecelligahı hükmündedir. İnsanlar, alim kişiler böyle bakar dedi. Güldüren. Bastı anlattığı için güldürenden devam etti örneği. Tamam. Ağlatan da tecelligah. O da kabza sokar. Ve bir de ilerleyen yerlerde de bast rahmettir, kabz gazaptır. Gazaptır dedi. Evet. Şimdi sana bir kötülük geldiğinde nefsinden evet. Var. Sonraki hadis ayette de hepsi Allah katındadır. Şimdi oradan ben soruyorum hocam. Acaba burada bize bir yani bizi sevindiren bir şey ona Allah'tandır diyeceğiz. Tamam. Bizi üzen şeye de şeytandandır mı dememiz gerekiyor? Şimdi o üzüntü verici, kötü diye niteleniyorsa şeytandandır dememiz gerekiyor. Edep gereği. Kötü diye, yani şeriatın kötü diye nitelediği işte. Üzülmemize sebep olan. Yoksa oysa o da Allah'tan hakikaten. Tabii Allah katındandır. Evet. Hepsi Allah katındandır. Ama hani burada da edep söz konusu olur mu diye şey. Tabii edep gereği. Ama şimdi bizi üzen üzücü şey her üzücü şey şeytandan diye görmek doğru olmaz. Kötü, her kötü şey şeytandan diye görebiliriz. Üzücü değil, kötü. Çünkü bazı üzücü şeyler vardır ki onu şeytana nispet edemezsin. Belki o üzücü şey ilahi huzurda Allah'tan duyduğun haşyetten kaynaklı bir üzüntü ulaşabilir. Burada şeytanla alakası yok. Haşyet kaynaklı üzüntü olabilir. İnsanın aslında ölmesi mesela abi. Efendim? Yani şeytan, insanın babasının ölmesi mesela, şeytandan gelen bir şey. He, veya o tarz bir şeyler, evet. Biraz şey oldu. Yani üzücü diye üzücü demeyelim, kötü değil, kötü. Yani güldürme bir şey ya, iyi bir şey yaşatıyor ya insanı. Evet. Yani bunun gibi fiiller diyelim. Yani. Tamam. İnsana iyi şeyler yaşatanlar, hani ilahi tecelligah olarak görülürken. Tamam. Yani bunun o tersi şeyler. Kötü diye nitelenenler. Kötü diye nitelenenler ise şeytandan görülebilir. Evet. Öyle nitelemek lazım.